Koku alma bozukluğu nedenleri karşımıza en sık olarak iki grupta toplanarak çıkabilir. Bunlardan bir tanesi iletimsel koku alma bozukluklarıdır. İletimsel koku alma bozukluklarında daha çok burun kaynaklı nedenleri görmekteyiz. Hava akımının koku alanına ulaşmasını engelleyen tüm durumlar iletimsel koku alma bozukluğunun nedenleri olarak sınıflandırılabilir. Bunlar nelerdir? Burun kemiğinin eğriliği, burun etlerinin büyümesi, alerjik rinitler, bunun dışında sinüsle ilgili problemler veya burun içerisinde polip adını verdiğimiz oluşumlar veya tümörler, burun içi tümörleri ve kanserlerinde iletimsel koku alma bozukluğunu görmekteyiz. Bunun dışında sinirsel yani sensörönöral tipte koku alma bozukluğu nedenleri vardır. Bu da özellikle viral enfeksiyonlar sonrasında koku duyusunun algılanmasını sağlayan koku soğancının etkilendiği durumlarda ortaya çıkar. Özellikle grip ve nezle sonrasında geçici koku alma bozukluğu dışında kalıcı bir kayıp varsa o zaman da sensörönöral tipte yani sinirsel tipte koku alma bozukluğundan şüphelenmek gerekir. Üçüncü en sık neden de ülkemizde biliyorsunuz çok sık iş kazaları yaşanmakta, yüksekten düşmeler yaşanmakta. Özellikle inşaat işçilerinde yaşanan yüksekten düşmelerde veya trafik kazaları sonrasındaki kafa travmalarında veya kafaya alınan sert darbelerde, çeşitli spor müsabakalarında yaşanan kafa travmalarında sinirsel tipte koku alma bozukluğu olabilir. Bunlar 3 ana koku alma bozukluğu nedenidir. Bunun dışında doğumsal koku alma bozuklukları vardır. Özellikle üreme bozukluğuyla seyreden Kalman sendromu gibi durumlarda hastalarda hem kısırlık hem de koku alma bozukluğu beraberdir. Bununla birlikte nörolojik bir takım hastalıklarda koku alma bozukluğu vardır. Burada da Alzheimer gibi ve Parkinson gibi hastalıklarda koku alma bozukluğu nedenleri olarak karşımıza çıkmaktadır.